Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Siz bu videoyu yarın seyredeceksiniz gündüz vakti. Ama ben şu anda akşam çekiyorum videoyu. Evet. Benim adım Uğur Kulaç. Ben defineciyim. Önce evveli onu söyleyeyim. Uğur Elektronik'in sahibiyim. Beni tanımayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa kendimi kısaca tanıtayım. Ben Karadenizliyim. Giresun Alıcıralıyım. 18 yıldır İstanbul Üsküdar'da metal arama dedektörleri imal edip satan bir firmanın yani Uğur Elektronik'in de sahibiyim aynı zamanda. Defineci olduğumu her yerde ve her fırsatta söylüyorum. Bundan da kıvanç duyuyorum ve defineci olduğum için de övünüyorum. Hiçbir zaman defineci olduğumu gizlemedim bugüne kadar. Arazide bulundum defalarca. Başımıza birçok şey geldi geçti. Define ve define ile ilgili bilgileri şu anda paralarını aradığımız insanlardan öğrendik. Belki de ben çok az şanslı olan çok az insandan biriyim diyebilirim. Ben öğrendiğim her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Şu anda Uğur Kulaç diye bir video kanalımız var YouTube'da. Bu kanal aracılığıyla bildiğimiz her şeyi sizlere aktarıyoruz videolarını çekerek. Define, definecilik, definede kullanılan işaretler, işaretlerin çözümleri, definede sihir ve tılsım, definede tuzaklar ve buna benzer birçok konuyu biz bu kanalda, YouTube'daki bu kanalımızda, Uğur Kulaç isimli bu kanalımızda çektiğimiz videolarla sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda da Üsküdar'da 18 yıldır metal arama dedektörleri üretip satıyoruz. Ama şu bir gerçek, hepiniz de biliyorsunuz, sizin de bildiğiniz üzere, Türkiye'de maalesef definecilik hala daha yasak olarak biliniyor. Kanunsuz olarak biliniyor ama böyle değil. Tabii tarihi eser kaçakçılığı meselesinin kaynağı defineciler bilindiği için sıkıntı biraz da oradan kaynaklanıyor işin aslı. Şu anda 2863 sayılı kanuna tabiiz biz. Bu kanunda arazide cihazla arama yapmanın yasak olduğuna dair bir ifade yok. Ama maalesef kolluk kuvvetleri definecilerin arazide ellerinden cihazlarını alıyorlar. Arabalarından aramalarda alıyorlar. Ve bizim definecilerimiz de teslim ediyorlar bu cihazları. Neden? Korktukları için. Aslında hiçbir kolluk kuvveti elimizdeki cihazı alamaz. Almalarını gerektiren kanunda bir madde yok. Ruhsatsız kazı yasak. 2863 sayılı kanuna göre ruhsatsız kazı yasaktır. Ruhsatsız kazı esnasında yakalandığınız zaman ceza alırsınız. Yanınızda cihazlarınız varsa bunlara da el konur. Bu kadar basittir. Aynı zamanda sit alanları, askeri bölgeler, mezarlıklar veya şahıs arazilerine girdiğinizde, yakalandığınızda yine elinizdeki cihazlarınız alınır ve ceza alırsınız. Ama arazide cihazla arama yapmak serbesttir. Bunu yasaklayan bir kanun maddesi yok. Tabii hal böyle olunca da bir de tabii ruhsatlı kazı meselesi var ki o hep akıllara zarardır. Maalesef Osmanlı'nın son 6 padişahına kadar kazdığınız yerden bir eser çıkarsa parasını alırsınız. Medeniyetlere ait bir yapı, bir duvar, bir mezar veya bir malzeme çıkarsa maalesef devlet bunun parasını vermiyor. Bu kültür varlığı diyor, zaten devletin malı diyor. Hatta orayı sit alanı ilan ediyor ve sahibini de bekçi olarak tayin ediyor. Bu da büyük bir sıkıntı oluşturuyor. İşte bütün bunların çerçevesinde, ışığında defineciler maalesef kaçak kazılar yapıyorlar. Yani bizler.
Bu kaçak kazılar sonucunda bulduğumuz malzemeleri de tarihi eser kaçakçılarına satıyoruz. Bakın, tarihi eser kaçakçılığının sebebi aslında defineciler. İşin doğrusu bu. Ha, defineciler ama defineciler buna biraz da mecbur bırakılmışlar. Bu kanundaki eksiklikler, noksanlıklar maalesef definecileri böyle bir sisteme itmiş. Yapılmaması gerekiyor ama yapılıyor. Bunun düzeltilmesi icap ediyor. Tarihi eser kaçakçılığının ortadan kaldırılabilmesi için bu kanundaki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Biz de defineci olarak bundan muzdaribiz. O yüzden sinekleri öldürmektense bu bataklığı kurtarma kararı aldık. Ve bir dernek kuralım. Kurduğumuz bu dernek aracılığı ile bu mesleğe, bu işe gönül vermiş insanlara ulaşalım. Sayımızı arttıralım. 24 Haziran'da biliyorsunuz bir seçim var. 24 Haziran'daki seçimden sonra kanunlar büyük ölçüde değiştirilecek, yenilenecek ve düzenlenecek. Buna hazırlık yapalım istiyoruz. O yüzden bir dernek kurma çalışması başlattık. Derneğimizin merkezi İstanbul'da olacak. Derneği biz kuracağız inşallah. Ve Türkiye genelinde de şubeler açacağız. Avukatlarımız ve mali müşavirimiz bu konuda çalışmalarını tamamladılar. Dernek tüzüğümüzü oluşturdular. Şu anda derneğimizin ismiyle ilgili Facebook sayfamızdaki açtığımız o sayfaya bir sürü öneri geldi dernek ismiyle ilgili. Onlardan bir tanesini de seçeceğiz ve derneğimizin ismini oluşturduktan sonra da seçime kadar derneğimizi inşallah kuracağız. Avukatımızın söylediği şu arkadaşlar. Dernekler sivil toplum örgütü olarak kabul edildiği için bu tür kanunlar yapıldığında özellikle o derneği ilgilendiren kanunlar yapılacağı sırada bu örgütlerin, bu derneklerin görüşleri alınıyor. Biz de bu kanunların tekrar düzeltilmesi ve bizi sıkıntıya sokan içindeki o maddelerin değiştirilmesiyle alakalı bir teklif vermek, bir dosya vermek istiyoruz Kültür Bakanlığı'na. Seçimden sonra inşallah Ankara'da bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Bunu şahıs olarak yaptığınız zaman çok fazla dikkate alınmıyorsunuz. Biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin her yerindeki defineciler oturdukları yerden bir şeyler söyleyip duruyorlar. Herkes şikayetçi. Ama bu konunun halledilmesiyle alakalı bugüne kadar kimsenin bir şey yaptığı da yok. Kimse bir şey yapamamış. Yapmaya çalışanlar olmuş ama maalesef başaramamışlar. Bunun sebebi bireysel anlamda yapıldığı için bu çalışmalar başarısızlıkla neticelenmiş. Ama biz bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir dernek olarak, hatta üye sayısı çok ciddi rakamlara ulaşmış bir dernek olarak, eğer Ankara'da bakanlığın önüne oturursak, onlara kuracakları heyette en azından bizimle ilgili kanunda istediğimiz şeylerle alakalı bilgiler aktarırız. Bir nevi biz onlara görüşlerimizi sunarız. Onlar da bizim görüşlerimizi en azından incelerler. Ama bunun için de bir çoğunluğa ihtiyacımız var. Yani dernek 3-5 kişiyle, 150-200 kişiyle olursa eğer bu şekilde bir dernek oluşturursak çok fazla başaracağımızı zannetmiyorum işin doğrusu. Avukatımızın söylediği şu. Dernek kurulur. Ciddi anlamda bir üye sayısına erişir ve Türkiye'nin en az birkaç bölgesinde şubeleşir. Konferanslar, seminerler ve eğitim toplantıları düzenler. Amacına uygun hareket etmeye başlar ise işte o zaman dikkate alınırsınız diyor. Biz kuracağımız dernekte eğitim seminerleri düzenleyeceğiz. Konferanslar düzenleyeceğiz, toplantılar düzenleyeceğiz. Aynı zamanda derneğimizde bir dergimiz olacak bastığımız. Tüm devlet kuruluşlarına bu dergilerden göndereceğiz. Yani varlığımızdan haberdar edeceğiz.
valiliği, kaymakamlığı, jandarmayı, Kültür Bakanlığı'nı, herkesi haberdar edeceğiz. Aynı zamanda derneğimize ait sosyal medyamız olacak. Biz merkez olarak, İstanbul'da kurulacak olan merkez olarak üyelerimizden aidat almayacağız. Ben kendim şahsım olarak derneğin tüm giderlerini Allah izin verirse karşılayacağım. Bakın şöyle bir durum var. Derneğin giderleri normalde aidatlarla, üyelerin verdiği aidatlarla veya derneğe ait ticaret hanelerle karşılanır. Biz de üyelerimize yüklenmektense kendimize ait, yani derneğimize ait, kendi derneğimize ait ticaret haneler açmak istiyoruz. Hem İstanbul'daki merkezde ve hem de kuracağımız şubelerde. Sistem şöyle olacak. Size kısaca bahsedeyim. Diyelim İzmir'de bir şubemiz var. Bu şubeye ait biz bir ticarethane kurabiliriz. İstediğiniz devletin izin verdiği her türlü iş kolunu yapabilirsiniz. Ve buranın sahibi dernek olacak. Yani para derneğin kasasına girecek. İsterseniz o bölgede metal arama dedektörü satan bir firma kurabilirsiniz. İsterseniz bir kafeterya, restoran açabilirsiniz, lokal açabilirsiniz. İsterseniz nalbur açabilirsiniz, bakkal, market açabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz ticareti yapabilirsiniz. Derneğin bünyesinde. Ben mümkün olduğunca üyelerimize dokunmak istemiyorum bu konuda. Çünkü bu derneğin amacı hizmet etmek. Definecilere hizmet etmek. Tabii sadece dergi basmakla, konferanslar düzenlemekle hizmetimizi yerine getirmeyeceğiz. Amaç şu, evveli bu kanundaki değişiklikleri ve düzenlemeleri yapmak. Bakın ilk etapta yapmak istediğimiz şey bu. Bunun için sizden yardım ve destek istiyoruz. Kanunlardaki bu düzenlemeler yapıldıktan sonra definecilerin ihtiyaç duyduğu, bakın, cihazlar anlamında her tür cihazı derneğimiz temin edebilecek. İnşallah bu cihazların eğitimiyle ilgili üyelerimize sertifikalar vereceğiz. Ve inşallah kabul ettirebilirsek bu sertifika sahibi olan kişilerin arazide özellikle yer tespiti için tercih edilmelerini sağlayacağız. Çünkü bunlar eğitimli kullanıcılar olacaklar. Dedektörü, görüntüleme sistemini veya radarları fevkalade rahat ve düzgün bir şekilde kullanıyor olacaklar. Eğitimini almış olacaklar bizden. Ve bir sertifikayla eğitim aldıkları belgelenecek. Ve bu insanlar tercih edilecek diğer defineciler tarafından veya yerlerine baktırmak isteyen insanlar tarafından. Derneğimiz kiralama yapabilecek. Derneğimiz isterse cihaz satışı yapabilecek. Derneğimiz ruhsat kurtarma kazıları alabilecek. Allah izin verirse. Diyelim bölgenizde güzel yeri olan defineciler var. Çok güzel yerleri var. Bu arkadaşlarımız yerlerini açamıyorlar. Ruhsatlı kazı izni alamıyorlar. Paraları yok. Gelecekler derneğimize. Derneğimizin içindeki bir heyet onun yerini inceleyecek. Ben bu derneklerde inşallah, bu şubelerde daha doğrusu yetişmiş elemanlar ihtisas sahibi böyle tahsis edeceğim oraları. İnşallah Allah nasip ederse. Bu incelemelerden sonra gidip yer kontrol edilecek, ölçülecek, biçilecek cihazlarla. Orada bir şey tespit edildiğinde derneğimiz oranın ruhsatlı kazısını alacak. Ruhsatlı kazı dernek tarafından gerçekleştirilecek. Ve çıkan malzemenin parası işi getiren arkadaşlarımız ve derneğimiz arasında bölüşecek. Bu bölüşmeden derneğimizin üyeleri de hakkına düşeni alacak. Yapmak istediğimiz kısaca bu arkadaşlar. Hem bu işin ne olduğu ve ne olmadığıyla ilgili definecilerin işaretler, definedeki işte işaret mantığı, gömü mantığı, arazi okuma yöntemleri, hem definecilere bunlar öğretilecek bu dernek aracılığıyla ve hem de
hangi araştırmada ne tür cihaz kullanılır bilgisi onlara öğretilecek. Böylece aslında piyasadaki bu büyük karmaşa da ortadan kalkacak. Hiç kimse de definecileri kazıklayamayacak, dolandıramayacak. Eğer defineci bir cihaz almak istiyorsa derneğimize müracaat edecek. Ben diyecek bir cihaz almak istiyorum. Şu derinlikte şu tür metalleri bulmak istiyorum. Bana ne tür cihazları tavsiye edersiniz? Biz o arkadaşımıza testlerden geçmiş, kendini ispat etmiş yerli veya yabancı cihazlardan tavsiyelerde bulunacağız. Hatta o cihazları bizzat ona getirip hem satışını gerçekleştireceğiz hem de denemesini sağlayacağız. Kontrol etmesini sağlayacağız. Denemeden hiç kimse cihazını almayacak. Bakın şu anda Türkiye'de birçok firma cihaz üretiyor. Alan tarama üretiyor, dedektör üretiyor, görüntüleme sistemi üretiyor, radar üretiyor. Ama şunu bilin ki arkadaşlar, maalesef bunların birçoğunun devlet tarafından bir kontrolü yok. Birçoğu merdiven altında üretiliyor. Haberiniz olsun. Ve bu dedektörleri üreten firmaların sahipleri defineci bile değiller. Hiçbiri hayatında bir yerde bir çalışma yapmamış. Ve birçoğu da bizim cihazımız altın bulmaz diyor. Haberiniz olsun. Türkiye'de tek tekçilik yapan da 3-5 metrede dedektörle veya görüntüleme sistemiyle veya radarla yakın dönem gömülerini arayan da aynı zamanda çok daha derinden medeniyet gömülerini arayan defineciler var biliyorsunuz Türkiye'de. Hiç fark etmez. Üyelerimiz bunlardan hangi gruba girerse girsin hepsine hizmet edeceğiz. Hiç kimsenin kandırılmasına, dolandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bakın birileri çıkmış diyor ki bir dedektör firmasının sahibi dernek kuracakmış. Yani dedektör sahibi olan firma veya dedektör firması sahibi olan kişi dernek kuramaz diye bir şey mi var yani? Sonuçta ben defineciyim. Bakın bu işi en iyi ben yapabilirim. Siz yapabilirsiniz. Neden? Çünkü biz defineciyiz. Ben normal sıradan bir dedektör satıcısı olsaydım zaten böyle bir işe kalkışmazdım ki onlar zaten kalkışamıyorlar. Ama ben defineciyim. Sizin ne çektiğinizi, ne sıkıntılar içinde olduğunu biliyorum. Ben de çünkü zamanda o sıkıntıları çektim. O yüzden bu işe soyunduk aslında. Yoksa inanın şu anda benim zaten keyfim yerinde. Otururum köşemde, çocuklarımı büyütürüm, keyfime bakarım, paramı yerim. Ama siz benim insanlarımsınız. Ben sizdenim, siz benimsiniz. O yüzden sizin bu sıkıntıları çekmenizi istemiyorum. Benim satacağım 3-5 cihazın parasına ihtiyacım yok arkadaşlar. Bunu böylece bilin. Ama bu işi bilen insanların yapması gerekiyor. Ve biz bu işi biliyoruz. Allah nasip ederse seçime kadar derneği kuracağız. Ve seçimden sonra da Türkiye'nin her yerini dolaşacağız. Birçok bölgede bizi bekleyen arkadaşlarımız var. Onları ziyaret edip aynen şimdi böyle size anlattığım gibi derdimizi anlatacağım onlara tek tek. Kabul ederseler kucaklaşacağız. Ve onlardan tek bir şey istiyorum. Sizden yani. Paranızı istemiyorum. Paranız cebinizde dursun. Ben sizin desteğinizi istiyorum sadece. Bana destek verin. Arkamda durun yeter. İnanın biz geri kalanı Allah'ın izniyle hallederiz. Ama şöyle arkamı döndüğümde sizi göreyim. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bir kardeşiniz olarak ricam bu. Defineci olan bir kardeşiniz olarak ricam. Artık üzerimizdeki bu baskı kalksın. Tarihi eser kaçakçısı olarak anılmaktan artık biz bıktık. Eşimize, dostumuza defineci olduğumuzu söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Neden? Çünkü defineci dendim mi işsiz, güçsüz, çalışmayan, boşta gezen, toprağın altından işte altın çıkaracak da, zengin olacak da, durumunu kurtaracak da. Bakın biz bu şekilde biliniyoruz Türkiye'de. Maalesef. Bunun ortadan kalkması gerekiyor. O yüzden bizim bu derneğe ve bu birliğe ihtiyacımız var. Bu aynı zamanda hobi ve aynı zamanda bir para kazanma aracıdır. Bakın bir sektördür aslında bu. Türkiye, dünyada hiçbir ülkede olmayan bir şey içinde barındırıyor. O da define, yani altın gömüleri.
Bu ülke bizimse eğer, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak, toprağın altında gömülmüş, sahipleri tarafından bırakılmış, daha da geriye gelinip alınmamış bu definelerin sahibiyiz. Bunlar çıkaran kişiye ait. İslam'da bile bunun zekatı yok. Beşte birini Beytülmal'a verin diyor. Siz de beşte birini fakirlere dağıtın. Biz kültür varlıklarına musallat olmayacağız. Kültür varlıkları bizim işimiz değil. Unutmayın bunu. Kültür varlıklarını kırmak, tahrip etmek, parçalamak bizim işimiz değil. Lütfen bunları yapmayın. Böyle yaptığınız sürece işte o arkeolog denen güruhun da sıkıntılarını üzerinize çekersiniz. Biliyorsunuz Habertürk'te bir yayına çıktık, televizyon yayınına. Arkeologların bize söylemediği kalmadı. Etmediği küfürler kalmadı. Hatta Ermenistan'da bile adımız geçti, konuşulduk. Ben hep söylüyorum. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bu topraklardaki altın gömüleri bize ait. Çıkarana aittir. Ama kanunlarda eksikliklerden dolayı maalesef istediğimiz çalışma yapamıyoruz. Bunların ekonomiye girmesi, ekonomide dolaşıma kazanması, bir şekilde yatırıma dönüşmesi gerekiyor. Defineci ne istiyor? Defineci çıkardığı altınla rahat bir yaşam, çoluk çocuğuna iyi bir gelecek istiyor. Bakın başka bir şey istemiyorum. Sizden ricam şu, yarın bu kanunlar rahatladığında, istediğimiz şekilde değiştirildiğinde, lütfen çıkarttığınız bu paraları burada yiyin. Burada harcayın. İş yeri açın, ev alın, arsa alın. Ama burada harcayın. Bu ülkeyi terk etmeyin. Bu ülke bizim. Allah zenginliği herkese nasip etmiyor. İstediğine nasip ediyor. Öyle diyor kendisi. İnşallah Mevla hayırlı zenginlikler nasip eder sizlere. Allah nasip ederse bayramdan sonra hepinizi tek tek ziyaret edeceğim. Bana kapınızı açarsanız, gönlünüzü açarsanız geleceğim. Derdimi size anlatacağım. Şu anda en az 7-8 bölgeden davet ediliyoruz. Ramazan ayında çok bir yere gidemiyoruz. Ama bayramdan sonra inşallah oradaki kardeşlerimizi sizlere ziyarete geleceğim. Allah nasip ederse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan kardeşime de teşekkür ediyorum. Şahin kardeşim, Allah ondan razı olsun. İnşallah İzmir'de baya bir kalabalık bir gruptan bahsetti. Orada gerekirse belediyenin salonlarından birini kiralayacağız ve salonda toplanacağız inşallah. Siz de davet ediyoruz tabii. Tekrar hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz.